Doğan bir güneş, sis, buhar, buz, sel, don, kar, rüzgar, gelincik tarlaları, dört mevsim, ışığın iklimlerle gelen renk oyunları. Yeryüzünün en güzel mekanlarında atmosferin peşinde koşan Monet için doğa, renk denizinde durmadan salınan ve hiçbir anı bir diğerine benzemeyen mucizelerle dolu bir oyuncaktı. Renklerin en canlısı, ışığın en parlağı, denizin en mavisi ve çiçeklerin en güzeli onun elinden çıkacaktı. Ve hiç kimse onun bu tuhaf deneyler yapan simyacının izi hiç silinmeyen bir akımın babası olacağını tahmin edemezdi. O, 1840 Paris doğumlu Adolf oğlu Oscar Claude Monet'di. Önceleri yakından bakılırdı. Bir yüzün dolgunluğuna, takıların parlaklığına, saç tellerinin kusursuzluğuna, gözlerin bize bakan derinliğine, hüzne, neşeye, asalete, masumiyete. Uzaktan sadece ideal görünen her şey, yaklaşınca kusursuz, lekesiz, uyumlu ve yüceydi. Kemerli bir burun bile doğanın simetrik, asil bir dengesi, porselen suratlara oyulmuş fersiz gözler anatomi becerisinin göstergeleriydi. Ve her tuvalde insan doğaya açık ara üstündü. Gerilerde görülen manzara parçası kentler, dış mekanlar, sadece insanın ve bakışın derinliği için vardı. Aradan yüzyıllar, savaşlar ve devrimler geçti. Asil yüzler parlaklığını ve pürüzsüzlüğünü yavaşça kaybetti. Soyluluk simgesi kostümleri üzerlerinde gülünç ve abartılı durmaya başladı. Fırça izleri görünür oldu. Artık biraz daha uzaktan bakmak gerekiyordu. Goya'nın soylu portrelerinde fırça izleri kesik, anatomi hafifçe bozuktu. Üstelik manzara ve açık hava çoğu tuvalde resmin önüne yaklaşmıştı. Rönesans'ın büyük ustası Lorraine'in limanlarında deniz, ihtişamlı Rönesans mimarisi içinde erimiş gibi dururken, yaklaşık 200 yıl sonra Turner'da en önde ve baskın, Monet'e tuvalin tamamındaydı. Jacques Louis David'in öğrencileri, kapalı atölyelerinde antikite ve klasikte hala ısrar ederken, bir grup genç sanatçı çoktan doğaya ve caddelere çıkmıştı. Yaşlı Bruegel'in tuvaline çok önceleri girmiş köylüler, François Millet'e derin bir saygınlık kazandı. Hemen ardından Van Gogh hem köylülere hem Mia'ya saygısını gösterdi. 19. yüzyılın son çeyreğine doğru açık tonlu, renk renk tuvaller ortaya çıktı. Üstelik hepsi alışılmışın dışında, çabucak yapılıvermiş, perspektifi hatta simetriyi hiçe sayan resimleri andırıyordu. Renoir'ın insanları oluşumunu henüz tamamlamamış gibi duruyor. Pissarro'nun atlı arabaları ve yayaları dikey lekeleri andırıyor. Seurat'ın bahçıvanı ve orakçısı boyaya batmış gibi görünüyor. Ve Cézanne'ın balıkçılarının ne yaptığı tam anlaşılmıyordu. Dahası vardı. Yine Seurat'ın Sen Nehri kıyılarında geçen bir resmi, resim sanatının tüm birikimiyle alay eder gibiydi.
karikatür gibi duran insanlar. Aynı güneşin altında iki ayrı yöne uzayan gölgeler. Ve aynı rüzgarın önünde karşıt iki yöne giden vapur dumanları. Ancak 19. yüzyılın son çeyreğinde herkesin gülünç bulduğu ve gülmek için baktığı bu resimlerin Rönesans'tan sonraki ikinci devrime imza atacağını kimse bilemezdi. Tıpkı fotoğraf gibi belli bir anı yakalayan, zamanın sürekli değiştiğini ve her değişimin farklı bir görüntü sunduğunu gösteren bu resimler sadece birer izlenimdi. Ve her izlenim görmeden çok algılamanın bir sonucuydu. Bu durumda onlara tüm ayrıntılarını görerek hayran olmak için değil, bütününü izleyerek algılamak için bakmalıydı. Bunu da eskilerin tersine yakından değil, uzaktan bakarak yapmalıydı. Gerçekten de izlenimcilerin büyük ustası Monet'in doğmakta olan güneşi yakından portakalı andırırken uzaktan sabahın en güzel izlenimini sunuyor, suda yüzen çiçekleri yakından çocukça bir karalama ve boya cümbüşü gibi dururken uzaktan sudaki yansımalarını belli ediyordu. Ve tüm bunlara Monet'in 86 yıllık ömrünün ısrarı eklendiğinde çoğu resminde izlenimle algının öncelik sırası karışıyordu. Oscar Claude Monet 1872'de İzlenim Gün Doğumu adlı bir resim yapar. 2 yıl sonra 1874'te ilk kez görücüye çıkan resim herkes tarafından komik bulunur. Ünlü bir eleştirmenin alay etmek için izlenim sözünü kullanması, sonradan adı izlenimcilik olacak bir akımın da miladı olur. Gerçekten de gün doğumu tablosu şimdiye dek bilinen hiçbir kurala uymuyordu. Öylesine yerleştirilmiş turuncu, yuvarlak bir leke. Havr limanına ait mimari yapılar. Koyu lekelerle verilmiş kayıklar ve gökyüzünün sudaki kızıl yansısı. Resimden güneşi ve iki kayığı çıkardığınızda soyutlamanın eşiğinde bir manzara çıkar ortaya. Sanatçı tuval yüzeyini dengeli 3 yatay bölüme ayırmış. Gökyüzü, liman ve deniz. Monet aslında soyutlamaya yaklaşan fırça vuruşlarının sinyalini çok önceleri veriyordu. Üstelik deniz, kayıklar, bahçeler ve çiçekler ilk dönem resimlerinde baskın olarak kendini hissettirmeye başlamıştı. 1865'te yaptığı Yeşil Dalga adlı resminde deniz büyük oranda gerçeğe uygunken yelkenliler ve insanlar birkaç fırça darbesine indirgenmiş. 1867 tarihli Saint Adreste Bahçede adlı resim Monet'in klasik göze hitap eden çalışmalarından biri. Tablo yine yatay 3 katmanla tamamlanmış. Gökyüzü, deniz ve bahçe. Sanatçı uzun bir süre deniz ve kayıklar temasını devam ettirir. Sen Nehri kıyılarında ve Havr limanında çok sayıda yelkenlinin irili ufaklı teknenin günün farklı saatlerindeki izlenimleri tuvale yansır. Bu arada insan figürü yavaş yavaş kaybolur. Renkler birbirine yaklaşır. Fırça sayısı yoğunlaşır. Bir süre sonra tuvallerinde karısı ve çocuklarından başka insan olmayacaktır. Monet 1870'te patlak veren Fransız-Alman Savaşı'ndan kaçmak için Londra'ya yerleşir. Orada İngilizlerin büyük ressamı William Turner'ın eserlerini yakından inceler. Aralarındaki benzerlik şaşırtıcıdır. Monet, Fransız-Alman Savaşı biter bitmez Paris'e geri döner. Vakit geçmeden Sen Nehri kıyısında yer alan Arjantöy kasabasına yerleşir. Burası Paris merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta doğayla iç içe bir yerdir. Sanatçı yaklaşık 7 yıl kalacağı bu muhteşem coğrafyaya hayranlığını gelincik tarlaları ve kar altındaki doğayı resmederek gösterir.
Yakın arkadaşı Renoir'ın bir tablosunda Monet, Arjantöy'deki evinin önünde resim yaparken görülüyor. Ünlü Gün Doğumu tablosunun yaratıldığı yerde burası. Monet'in hiç vazgeçmeyeceği köprü teması ağırlığını Arjantöy'de daha fazla gösterir. Paris'in banyolarında hızla devam eden köprü inşaatlarına eş, Saint-Lazare Garı'nın cam ve çelik konstrüksiyonu Monet'i belki de ilk kez ham madde değişimine yöneltir. Saint-Lazare Garı'na ait seri resimler, sanatçının toprak, bitki ya da denize yer vermediği iki seriden biridir. Diğer seri ise 1890'larda yapacağı toplam 8 çeşitlemenin yer aldığı Rouen Katedrali serisi. Bu arada Monet, 1880'lerden itibaren kendini diğer izlenimcilerden ayırmaya başlar. Modern hayatın hızla evrildiği bu yıllar, metropolitan izlenimciler için bulunmaz fırsatlarla doluydu. Édouard Manet, Poli Berger eğlencelerine övgü ve eleştirilerini sunarken, Renoir, Moulin de la Galette'de düzenlenen dans gösterilerine yoğunlaşıyordu. Degas, fotoğrafı olan merakıyla bale öğrencilerini alışılmadık kompozisyonlarda resmediyor. Pissarro, Montmartre'ın kalabalık, modern yaşamına ait karelere yoğunlaşıyordu. İşte Monet'in kopuşu da tam bu noktada gerçekleşmişti. O, isim babası olduğu izlenimciliği ömrünün sonuna dek hiç değişmeden götürmeye niyetliydi. Paris'ten 80 kilometre uzaktaki Giverny köyüne gelişi de tüm bunların kanıtıydı. 1883'te 43 yaşındayken geldiği Giverny'de ömrünün sonuna dek tam 43 yıl kalacak ve en büyük resimlerini burada kurduğu bahçede ve çevresinde yapacaktı. Claude Monet, Giverny'e gelir gelmez önce çevresini dolaşır. Meraklı bir seyyah gibi Normandiya'nın çoğu kez dengesiz doğasını hemen tuvaline yansıtır. Önce kış, su taşkınları, buz kütleleri, azgın deniz kıyısında balıkçı tekneleri. Sonra ilkbahar, çiçek açmış elma ağaçları, gelincik tarlaları, rüzgarda salınan sarı zambaklar. Sonra yaz. Monet'in üvey kızı ve modeli Suzan Hoşte ağaçlar arasında. Ot yığını. Monet 1890-1891 yılları arasında toplam 25 ot yığını resmi yapar. Satın aldığı evin hemen ilerisindeki tarlalarda resmettiği ot yığınlarının her biri günün ve mevsimin farklı ışık ve meteorolojik etkilerini yansıtır. Yaz sonu. Sabah etkisi. Sabah, kar etkisi. Don etkisi. Kar ve güneş etkisi. Pembe ve mavi izlenim. Gün batımı. Güneş ve sis. Gerçekte Monet'in ot yığınları için eski bir referansı vardı. François Millet'in 1857'de yaptığı Başak Toplayan Kadınlar adlı resminde kadınların gerisinde devasa yığınlar görünüyordu. Yığınların heybetli görünümü köylünün emeğini simgeleyen bir tür anıttı. Ve yığınlarda daha çok buğdayın resmedilmesi ona bir tür kutsallık da atfediyordu. Ancak Monet'in ot yığınları bambaşka kaygıların ürünüydü. O da köylünün emeğini kutsal görüyordu. Ancak onun ikinci bir kutsalı vardı. Işık. Monet, günün her saatinde, mevsimlerin her halinde değişen ışığın, ışık kırmalarının peşindeydi. Sisler içinden süzülerek gelen ışığın. Gökyüzünü ve ot yığınlarını kızıla boyayan ışığın. İnce ya da koyu gölgeler bırakan ışığın. Işık, aynı zamanda nesnelere de rengini veren güçlü bir kaynaktı. Renk kümelerinin birbirine geçmiş gibi görünümü, biraz uzaktan ve dikkatli bakıldığında, üzerinde durdukları nesne ve biçimlerin hacmini daha dolgun, daha belirgin kılıyordu. Bu Monet için doğrudan motif demekti.
hiçbir ön çalışma, taslak, eskiz çizmeden doğrudan renk kütleleriyle oluşturulmuş anlık izlenimler. Monet, Ot Yığınları serisinde farklı bir çerçeveleme yöntemine de başvurur. Bu, şimdiye dek resim sanatında alışık olunmadık bir şeydir. Tekli ya da çiftli ot yığınlarının yer aldığı kompozisyon, bazen ot yığınının bir kısmını kesiyor, bazen yığınları daha sağda ya da daha solda göstererek belli bir bakış boşluğu bırakıyordu. Bu durum aslında iyiden iyiye yaygınlaşmaya başlayan fotoğraf sanatının da Monet üzerindeki etkisini gösteriyordu. O yıllarda bazı fotoğraf sanatçıları ot yığınlarına ait seri fotoğraflar üretiyor, Paris'te çok sayıda mağaza bunları halka sunuyordu. Ancak Monet'in çerçeveleme konusunda örnek aldığı başka bir şey daha vardı. Japon baskı resimleri. Japonya ile Avrupa arasında 1860'tan itibaren başlayan ticaret, sanatları da karşılıklı etkilemişti. Japonya'dan getirilen yiyecek ve içecek malzemelerine ait ambalaj kağıtları Japon baskı resimleriyle süslüydü. Özellikle izlenimciler herkesin dikkat etmediği bu resimleri büyük bir merakla toplamaya başlamıştı. Ve 19. yüzyılın son çeyreğinde ilginç bir Japonizm merakı baş göstermişti. Toulouse-Lautrec bile imzasını Japon ressamlar gibi kalıba döktürüp baskı şeklinde kullanıyordu. Van Gogh, Japon baskı resimleri olan hayranlığını